de canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kader. Gülmeyi unutan yaşlı gözleri, mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözleri, mutluluktan haber ver dilek taşı. Ne acı bir son. Hiç hak etmesem bile. Ben senin için bir Fatiha okuyacağım. Allah kabul etsin. Bir insan kalkıştı, hiçbir işi mi beceremez? Ama merak etme, benim kanım değil. Anasrona için hazırlanmıştım ama ne kısmet oldun. Sen şimdi merhumu arabaya taşı. Mezar taşını da tabii. Sonra ben sana iz bırakmadan biri nasıl öldürülmüş uygulamalı olarak öğreteceğim. Başkan. Babanı öldürmek kolay değil. Dünya alem bilir ki Dündar Bolatlı'yı öldürmek çok zor iştir. Ama iyi denemeydi. Takdir ettim. Hadi bakalım, iş başına. Yine haklı çıktım. Yani biz de ayrılmayı, ayrı kalmayı pek beceremiyoruz. İnatlaşmasak mı? Başaramayacağız galiba. Nasıl? Olmuyor. Yapamıyoruz. Tamam. Ben
başka bir şey sanmıştım. Bir dakika. Bir oturur musun? Ne anladın? Ben olmuyor, yapamıyoruz derken... yani ayrılamıyoruz anlamında söyleyeyim. Beceremiyoruz demek istedim ama... yine beceremedim. Beceremedin, evet. Yani o zaman... Yani... benimle evlenir misin? Evlenirim. Seni çok seviyorum. Duydun mu? Çok. Ben de seni çok seviyorum. Çok. En çok ne zoruma gidiyor biliyor musun? Bana silah çekmen değil. Beni öldürmeye kalkışman değil. Asla. Hatta böyle bir gözü karalık yüzünden sana hayran olabilirdim. Seninle gurur duyabilirdim. Fakat bu iş için ciğeri beş para etmez bir sokak köpeğinden yardım istedin ya. İşte zoruma giden bu. Beni üzen bu. Geldi seninki. Oğlum, iş ortağı seçerken dikkat et. Suç ortağı seçerken bin kere dikkat et. Tereyağından kıl çeker gibi. Ne oluyor lan? Hoş geldin Kenan. Seni kaç kere dövmem gerekiyor? Her seferinde bu kadarı yeter artık anlamıştır diye düşünüyorum fakat maalesef. Sakın Kenan, sakın. Yolunun üzerinde seni durdurmak için bekleyen bir sürü insan var. Yaklaş bakalım. Gel geldim. Yaklaş. Ya. Kızım bakar mısın buraya? Buyurun efendim. Bizim satırımız vardı değil mi? Var efendim. Lütfen getirir misin? Bir de kesme tahtası. Tabii. Dündar Bey satırı falan. Gerek yok ya. Zaten bu senin manyak oğlunun fikriydi hepsi. Babamı öldürür müsün dedi bana. Ama ben kabul etmedim yani. Suç ortağını görüyor musun? Gör. Getir kızım, getir. Şuraya koyar mısın lütfen? Teşekkür ederim. Gitme. Sen de kal. Geç otur lütfen. Şu kızcağızın hiçbir günah suçu yokken parmağını kopardım. Daha o zaman müdahale etmeliydim. Bedelini ödetmeliydim sana. Kısasa kısas. Çünkü sonra işlediğin suçların cezasız kalacağını zannettin. Baba olarak hata yaptım. Özür dilerim. Şimdi hatamı telafi edeceğim. Senin de yardımınla. Çök bakalım.
Baba. Çak. Oh. Aferin. Şimdi bir parmağını kes. Baba. Ne olur yapma. Yalvarırım yapma. Ben bir şey yapmıyorum oğlum. Sen yapacaksın. Parmağını keserek hem canını hem de adamlığını kurtaracaksın. Hadi bakalım. Ya ne yapacaksın? Kesmezsem vuracak mısın beni? Çok zalimce geliyor değil mi? Fakat bir saat önce babasına şarjör boşaltmış bir evlattan bahsediyorsak o kadar da zalimce değil. Baba. Bekliyoruz Efkan. Tamam, tamam, tamam. Sen ne dersin kızım? Hadi sen karar ver. Kes dersen kesecek. Yoksa zaten ölecek. Hayır efendim. Gerek yok. Emin misin? Evet efendim. Eminim. Gördün mü Efkan? Kadınlar ne kadar da merhametli oluyorlar değil mi? Hanımefendiye teşekkür etmeyecek misin? Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederiz kızım. Fakat merhametten maraz var. Yapabilecek miyiz sence? Olacak mı yani? Yaparız tabii canım. Niye olmasın? Annem bu sefer gerçekten çıldıracak. Yani kadının yanına ikide bir gidip bir ayrıldık, bir barıştık falan bir şeyler deyip duruyorum. Gerçekten çıldıracak. Ne diyeceğini şaşırdı. Anne. Yani kızının mutlu olduğunu görene kadar rahat etmez. Haklı da. Haklı tabii. Yani o beni doğurmadı ama benim annem o. Ben ona değilim. Benim ailem Ronaların yanında çalışıyordu. Ben onların kızıyım. Aynen öyle. Ajanstan da ayrılacağım. Ebru'yu da çıkaracağım oradan. Harun Bey olmayan vicdanını rahatlatmak için bizi işe soktu orada. Yani artık öyle bir şeye gerek yok. Sen nasıl istersen. Mustafa benim bir şey söylemem lazım sana. Ne oldu? Ebru'nun başı belada galiba. Nasıl belada? Yani bir sevgilisi var belli ki. Genç. Ha, tabii ki sevgilisi olacak. Ya olacak tabii ki olacak da. O sırtındaki yaralar. Ha. Onlar öyle düşmeyle olacak şeyler değil Mustafa. Bence onları sevgisi yaptı. Ne? Hayırdır inşallah? Ne oldu?
İyi akşamlar amirim. Dündar Bolat'tı ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum fakat mesele şu. Evimde bir genç var. Oğlumun arkadaşı. Ve biraz önce Aras Rona'yı öldürdüğünü itiraf etti. Evet, evet. Ben de kendisini alıkoydum. Bir ekip gönderirseniz iyi olur. Tamam, bekliyorum efendim. Kenan kardeşim, olay şöyle oldu. Bu iki adam aşk ve ihanet hesaplaşması için karşı karşıya geldi. Manyak Dündar mezar taşına kadar yaptırdı. Silahlar konuştu. Yasak aşk iki can aldı. Aras Dündar'ı vurdu. Dündar'ın bir süredir yanından ayrılmayan adamı Mustafa Aras'ı. Ey aşk! Nelere kadirsin sen? Sen şimdi babamın arabasını al, Mustafa'nın evinin önünü park et. Hı. Silahı da sil. Sonrası kolay. Bence silahları değiştirelim. Niye? Mustafa Dündar'ı vurmuş olsun. Böylesi daha inandırıcı. Çünkü Mustafa başından beri bunların adamı aslında. Ondan böyle bir şey istemiş olabilirler. Bence sana içeride bakarım. Kızına da bakarım. Demiş olabilir. Doğru. Tamam. Değiştirelim o zaman. Çok zekisin değil mi Kenan? Güya Mustafa'nın evinin önüne bıraktığın silah beni vuran silahtı. Fakat gördüğün gibi ben hayattayım. Asıl mesele şu. Acaba senin Aras Rona'yı vurduğun silah nerede? Nerede? Bu olabilir mi? Evet, bu. Yani geçmiş olsun Kenan. Allah kurtarsın. Buyurun. Oturun. Rahatınıza bakın. Polis neredeyse gelir. Geç kaldın. Kalk kalk. Uykulara doyamadın. Ablan nerede? Bilmem. Nasıl bilmezsin? Ben sabahın köründen beri ayaktayım. Hiç görmedim çıktığını falan. Allah Allah. Vallahi bilmiyorum anne. Yani gece gitmiştir belki. Zaten sen o kadar söylüyorsun. Ben söylüyorum. Yani tamam tamam diyor. Sonra koşa koşa gidiyor Mustafa'nın yanına herhalde. Ey büyük Allah'ım, sen sabır ihsan eyle ya Rabbim bana, ya Rabbim. Nedir sizden çektiğim benim, anlamadım ki. Ben ne alaka anne ya, niye kabak yine benim başıma patlıyor? Kalk, 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 geç kaldın, söylenme sabah sabah. Allah Allah ya. Hadi bakalım bunları güzelce yiyin, karnınızı doyurun, tamam mı? Annem, babaannem hepsi neredeler? Çarşıya kadar gittiler, gelecekler. Hadi yiyin. Allah Allah, Feraye. Ay kızım, anlatıyorum bahçıvanı. Ne bahçıvanı? Bırak şimdi bahçıvanı. Ne oldu ya kız? Ne çekiştiriyorsun? Çocuklar mutfakta. Ay sen olanları bilmiyorsun tabii. Ne oldu? Aras Bey öldü. Ne? Öldürmüşler. Yapanı da bulmuşlar. Kenan. Kenan mı? Kenan. Ablanın bu hale gelmesinin sebebi Mustafa. O yüzden ipini çekeceğim. Hayır. Bir şey mi dedin kızım? Hayır.
Yapma. Canım. Sen bu işe karışma. Madem seni benden aldı, kopardı ve bu hale gelmene sebep oldu. Baba, Mustafa ile hiçbir ilgisi yok. Var. Elbette var. Nasıl yok? Eğer sen benim yanımda olsaydın... Hiçbir şey değişmeyecekti. Hiçbir şey değişmeyecekti. Sen de biliyorsun. Biliyorsun. Ben Cemre'mi gördüm. Kızımı gördüm. Bana yetti. Bana yetmez. Mustafa yaptıklarının bedelini ödeyecek. Sen de önce sağlığına sonra kızına kavuşacaksın. Baba ben ölüyorum. Ben kabul ettim bunu. Sen de et artık. Et. Et bunu. Abla ne? Karışma. Canan. Canan. Tamam. Tamam kızım. Tamam sakin ol. Sakin ol. Bir daha öyle şeyler söyleme. Elbette kızına kavuşacaksın. Amerika'dan haber geldi. Gideceğiz. Sana yapılan nakil sayesinde de iyileşim. Ama masada kalma ihtimalin de var değil mi? Ne diyeceğim onu? Ne diyeceğim? Ölmedim. Yaşıyorum. Ama en fazla 5 ayım var. Öyle mi diyeceğim? Öyle mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Bir kez daha mı öleceğim kızımın gözünde? Güzel, tatlı bir rüya olarak kalmak istiyorum. Üç gün sonra doğum günü. Son bir kez sarılıp öpebilsem. Abinin arabası değil mi? Ne işi var ki burada? Tutamazsın. Anahtar da üstünde. Allah Allah, ne olmuş olabilir ki? Hiçbir fikrim yok. Dündar Bey gidelim mi? Ne olduğunu öğreniriz. Tamam ya, ben bir annemi arayayım bir yerden yani. Beni çok merak etmiştir. Çıldırmıştır, biz konuşunca daha da çıldıracak, bir haber vereyim. Tamam. O zaman kulübeye gidelim, oradan geçeriz. Alo. Ha, Feraye, ben Figen. Annem orada mı? Figen, neredesin sen? Feraye, ne oldu ya? Ses niye böyle? Kim? Figen. Söyledin mi? Yok, söylemedim. Alo. Ya anne, duyuyorum sizi. Neyi söyledin mi? Ne oldu? Kızım. Aras Bey. Tekrar başınız sağ olsun. Rahatlamışsındır. Anlamadım. Rahatlamışsındır dedim. Aras öldü. Vallahi Macide Hanım, benim kalbim sizin kadar korkunç ve soğuk değil.
eminim Aras'ın gidişine sizden çok daha fazla üzülmüşümdür. Hiç sanmıyorum. Eğer siz oğlunuzu sevmiş olsaydınız onun bu kadar paramparça olmasına asla izin vermezsiniz. Sen kocanın gözlerinin içine baka baka onu aldatmış bir kadınsın. Aldatmadım. Evet, Dündar Bey'den etkilendiğimi söyleyebilirim ama aldatmadım. Edepsizce bir de söylüyorsun gözümün içine baka baka ha? Bir saat önce kocanın üzerine toprak attın sen. Kocasının üstüne toprak atan kadın acaba siz misiniz ben miyim? Orasını pek anlayamadım. Gemi azıya aldım. İstediğimi söylerim, istediğimi yaparım diyorsun yani. Hı? Hayır. Artık size hiçbir açıklama yapmak zorunda değilim diyorum. Çünkü siz zaten bildiğinizi okuyorsunuz. Her zaman öyle yapmadınız mı? Ben öldürdüm. Sevda söyleme böyle şeyler ne olur. Sana acıyorum dedim babama. Babaannem kızım bana acıyor diye ağladı dedi. Babanı bu hale getiren babaannen şimdi de seni mi suçluyor? Kenan'a kapılmasaydım öyle olmayacaktı. Hayatında bir kez beni korumak istedi. Kızımdan uzak dur dedi ona muhtemelen. Kenan da manyağın teki çekti vurdu. Babama önce söylediklerimle sonra aptallığımla öldürdü. Sevda, babanı Ronalar öldürdü. Kenan bile değil. Anne. Fatma Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Dündar Bey. Ne demeliyim? Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun Dündar Bey. İnanmayacaksınız ama Aras'ın ölümüne çok üzüldüm. O sadece bir kurbandı. Macide'nin kurbanlarından biri. Evet. Siz nasılsınız Dündar Bey? Bilmiyorum. Bilemiyorum Fatma Hanım. Kızım Mustafa'yı öldürmemi istemiyor. Haksız mı? Torununuz Cemre annesinin eksikliğini hissederek büyüdü. Şimdi babasından yana da mı eksik kalsın? Üvey anne elinde mi büyüsün? İnanın bana Dündar Bey, doğurmak anne olmaya yetmeyebilir. Doğurup çöpe atana ne diyeceksiniz? İnsanlar neler yaşıyor? Benden pay biçin mesela. Figen'i 9 ay karnımda taşıdım. Onu ben doğurdum ama annesi ben değilim. Onun gerçek annesi Asuman Hanım. Bazen doğurmak anne olmaya yetmezken büyüten kişi gerçekten annesi olabilir. Kızınız için en iyisini diliyorum Dündar Bey. Amerika işinden bahsetmiştiniz. Onu deneyebilirsiniz. Umarım sizin için müspet sonuçlanır. Umarım. Ama kızınız haklı. Figen ve Mustafa'nın yanında durun. Torununuz Cemre için yapın bunu. Kızınız da böyle istiyor değil mi? Evet.
Bende ipler koptu artık. Üzüleyim mi, şaşırayım mı, kızayım mı bilmiyorum. Hoş üzülsem, şaşırsam, kızsam ne ki? Öyle bakıyorum işte. Bir sürü olay oluyor gözümün önünde. Ben film seyreder gibi öyle seyrediyorum ancak. Ya benim aklım almıyor. Yani Kenan nasıl yapmış olabilir böyle bir şey? Allah şaşırtmasın kızım. Allah şaşırtmasın. Ben ama Emine'yi merak ediyorum şimdi. Öyle bir afralar tafralar. Ha, ne oldu? Şimdi o köşkten girecek yüzü yok. Yani şu bahçeden geçemez artık. Bak gör. Aman. Neyse. Ben yargılamıyorum. Bir şey de demiyorum. Diyeyim Allah selamet versin işte herkese. Nereye gidiyorsun kızım sen? Yani bir başsağlığı dilemek lazım, değil mi? Doğru. Doğru. Figen. Akşamki kaçışını ayrıca konuşacağız. Sen gelmiyor musun? Abla sen benim yerime de başsağlığı dile. Ben gelmem. İyi. Ebru, Figen sana bir şey dedi mi? Mustafa ile ilgili falan bir şey konuştunuz mu? Anne sen niye kendi kızına sormuyorsun da gelip bana soruyorsun ya? Benim Mustafa'dan başka hiçbir derdim, sıkıntım olamaz değil mi? Yok. Aa, Allah Allah ya. Sana Allah Allah. Ben ne dedim şimdi? Allah Allah. Herkeste bir hava, herkeste bir afra tafra. Aa. Allah'ım sen hayırlara eriştir ya Rabbim. Ay, ne diyeyim ben size? Hah, Figen, gel. Figen abla. Cemre, canım benim, nasılsın? İyiyim Figen abla, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun sen burada bakalım? Feray ablam bana pasta koydu, onu yiyorum. İyi, afiyet olsun. Nerede herkes? Macide Hanım odasına çıktı. Rüçhan Hanım Sinan'ı avutuyor. Sevda da odasında. Ben bir gidip Sevda'ya bakayım. Figen abla, hemen geleceksin değil mi? Geleceğim, tabii ki geleceğim. Sen bitir pastanı, hadi. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Çok fazla yalnız kalmadım zaten. Hem Kenan'ın olma sebebi. Daha doğrusu Kenan'la olacağına dair seni umutlandıran şey de bu değil miydi? Ruh doktoru olduğunu bilmiyordum. Halam olduğunu da bilmiyordum. Galiba hiçbir şey bilmiyorum. Dedem nerede onu da bilmiyorum. Babamı gömdüm geldim. Bir tek bunu biliyorum. Kenan'la ilgili ben demiştim diyeceksin değil mi? Yine biraz oturalım şöyle. Fatma Hanım. Müsaadeniz var mı? Ne demek? Tabii. Buyurun. Sağ olun. Başınız sağ olsun bu arada. Dostlar sağ olsun. Buyurun lütfen. Ben size bir kahve yapayım. Lütfen hiç zahmet etmeyin. Estağfurullah, ne zahmeti. Hemen.
Kızın nasıl? İyi. Yani iyi olması için gayret ediyorum. Ne yapıyorsun mesela? Sıcak bir yuva. Onu seven. Onu seveceği. Senin de sevdiğin. Annesi ölmüştü değil mi? Evet ölmüştü. Özlüyor musun onu? Çok. Hmm. Şimdi diyeceksiniz ki madem özlüyorsun o zaman niye başka bir kadınla evlilik planları kuruyorsun? Evet saçma gelecek. Hatta yalan. Yok sen anlat belki anlarım. Benim için bu hayatta kimse Canan'ın yerini tutamaz. Canan mıydı adı? Evet. Devam et. Çünkü o bana bu hayatta sahip olduğum en değerli şeyi verdi. Kızım. Yani o yüzden Figen'in onun yerini alması söz konusu bile değil. Zaten Figen de söylüyor. Seni bu kadar seven birini sevgiyle, saygıyla minnetle anmalısın diyor. Buyurun. Zahmet verdim. Hayırdır, afiyet olsun. Ne çabuk unutuyoruz değil mi Asuman Hanım'ı? Neyi? Bir gün apansız, aniden ölüp gideceğimizi. Sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi böyle bin bir korkuyla, bin bir hesapla yaşayıp gidiyoruz. İnsanoğlu işte. Mal da yalan, mülk de yalan. Var gelsen o yalan diyorlar ya. Hepimizi 2 metre Amerikan beziyle sarıp sarmalıyorlar. Çok doğru. 3 günlük dünya. Ezanla namaz arasında yaşayıp gidiyoruz işte. Doğuyoruz kulağımıza ezan okunuyor. Ölürken de namazımız kılınıyor. Laf Aras'tan başladı. Nerelere geldi? Ne anlatmaya çalışıyorsun bana? Şunu. Hani bana demiştiniz ya, seni öldüreceğim diye. Hı hı. Canım sadece bana ait olsa seve seve. Ama sadece bana ait değil. Başkasına da ait. Öyle mi? Kime aitmiş canım? Kızıma ve Figen'e. Ben Figen'le evlenip yuva kurmak istiyorum. Hmm. Yaşlanıyorum galiba. Eskiden olsa bana silah çekeni yaşatmazdın. Fakat oğlumu affettim. Şimdi seni öldürürsem Efkan'ı kayırmış olacağım. O yüzden. Peki Mustafa. Seni affediyorum. Asuman. Figen'le Mustafa'nın evlenmesine annesi olarak onay ver. Ne diyorsunuz siz Fatma Hanım? Geçen gün kendiniz demediniz mi? Yok hoş değil falan diye. Yani ne oldu böyle birdenbire? Hem bütün bunlardan size ne? Çünkü ben Figen'in annesi Fatma'yım. Thank you.
Anladım. Anladım. Gerisini ben hallederim. Belki Lüçhan Hanım bile destek olur. Sonrası sonra. Hadi uğurlar olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Baba. Eğer izin vereceğini bilseydim ellerini öpme. Ona annelik ettiğin için, benim kızımı kendi kızım bilip yuvanı açtığın için minnettarım. Sağ ol Asuma. Ona söyleyecek misin? Neyi? Annesi olduğumu mu? Şimdi senin gözlerinde gördüğüm bu korku var ya, bu kızını kaybetmekten korkan bir annenin korkusu. Korkma hiç. Ona söylemeyeceğim. Sağ ol. Sağ ol. Onun annesi sensin Asuma. Adım gibi eminim sen Figen'in sadece iyiliğini istersin, öyle değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Sen onay vermezsen boynu bükük kalacak. Bırak olsunlar Mustafa'yla. Bak eğer gidip bir başka kadının kızına üvey annelik edecek diye korkuyorsan korkma. Sen kendinden pay biç. Eskiyi düşün. Figen'i kucağına bıraktıklarında yok olmaz mı dedin? Demedim. Figen'i annelik ederken bir gün olsun of dedin mi Asuma? Der miyim? Der miyim hiç demedim. İşte sen Figen'e nasıl annelik ettiysen o da en az senin kadar iyi bir anne olacak Cemre'ye. Olur. Olur. Kocaman bir kalp var onun. Asuman ben Figen'i 9 ay karnımda taşıdım. Ama sen onu bir ömür boyunca kalbinde taşıyacaksın. Anneliğimi seninle yarıştırmam. Sen onun gerçek annesisin. Ben sadece sana teşekkür edebilirim. Kızıma gerçek annelik ettiğin için Allah sana razı olsun. Sağ ol Nur, sen de sağ ol. Biraz daha ister misin? Yok, teşekkür ederim Feray abla. Rica ederim. Ah gel. Çay koyayım mı sana? Yok yok, eve geçmem lazım be. Figen abla, baban nerede? Baban gelecek. Hatta geldiğinde biz babanla birlikte seninle bir şey konuşacağız. Tamam. Cemre. Buradayım. Hadi koş koş. Hayırdır, siz ne konuşacaksınız? Biz Mustafa ile evlenmeye karar verdik. Hayırlısı olsun. Asuman abla? Bilmiyor, konuşacağım. Ay, delirecek yine. Mustafa'nın bastığı yeri kazıp atıyor. Yapacak bir şey yok. Kabul edecek. Bu zamana kadar o üzülecek, o kırılacak, o kızacak diye çok inkar ettik kendimizi, çok vazgeçtik kendimizden. Ama olmuyor öyle. Ya ne diyeyim? Siz mutlu olun da. Alo. Buyurun. Odasında. Tamam, haber veriyorum. Thank you.
Başın sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ne diyebilirim ki? 3 günlük dünya kızım. Bak bugün varız, yarın yokuz. Sanki yarına hiç çıkmayacakmışız gibi yaşamalıyız, öyle değil mi? Haklısınız. Gülşen Hanım, nasılsınız? Nasıl olayım? Başınız sağ olsun desem tuhaf mı kaçar? Bunca tuhaflığın arasında mı? Hayır. Teşekkür ederim, sağ ol. Cenazeye de gelmek isterdim. Fakat bilemedim. Zaten yanımda gibiydin. Sizi görmem gerekiyor. Uygun değilim derseniz. Aslında çok isterim. Anne, ne oluyor? Ne ne oluyor? Ne demek ne ne oluyor? Sen de ağlamışsın işte, ne oldu? Yok canım, bir şey. Ama ben yaşlandıkça iyice duygusallaştım. Şu şey, Küçük Ev'i seyrediyordum da onun Laura Ingalls'ına ağlıyorum. Hmm. Şimdi hangi Laura Ingalls'a ağlıyorsun, onu diyorum. Bana ne elin Laura Ingalls'ından canım? Fatma Hanım'la biraz konuştuk da. Hmm. Aras Bey yeğeni onun da tabii. Hacı Hanım'ı da hiç görmedim. Kim bilir o ne halde. Kızım. Gel şöyle otur bakayım sen biraz. Ya anne, bir şey var söylemiyorsun işte. Yok. Ne oldu diyorum. Otur. Evet. Sen bu Mustafa'yı çok mu seviyorsun? Evet anne. Zor olacak. Biliyorsun. Hı hı. Biliyorum. Biliyorum. Yapabilecek misin? Yaparım anne. İyi o zaman. Ne? Ne iyi? İyi ne iyi o zaman? Ne iyi o zaman? Anne ne iyi o zaman? Biricik kızım benim. Çıksın gelsin adam gibi karşıma, geçsin. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyorum desin işte. Ciddi misin sen? Ne yapayım? Seni tutabiliyor muyum? Kapıyı kilitlesen bacadan kaçıyorsun. Anne. Of canım annem. Ay 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 ay. İşine gelince canım annem, canım annem. Ay aşk olsun. Ay. Ay kız dur, kemiklerimi kıracaksın. Oh. Dur. Ah. Ay tamam, tükürük ettin her yerimi, tamam. Hey prenses nerede? Aman ne bileyim, bir afra bir tafra yok, hava alacakmış, dışarıya çıkmışmış. Neyse sen çek bakayım. Aa, sen ayakkabılarınla tamam mı girdin içeri? Tamam, tamam, çıkar silerim. Şunları. Zor çıkıyor, zor. Özür dilerim. Ne için? Seni böyle sürekli sıkıntılarımla boğuyorum. Ama bu sefer gerçekten çok üzülüyorum. Ay, ağlamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Elimden bir şey gelmediği için üzgünüm. Her şey o kadar üst üste geldi ki neye üzüleceğimi şaşırdım. Bir anda kocam gibi hissetmediğim ama çocuklarımın babası olan adam,
ona mı üzülsem, çocuklarıma mı üzülsem, utandığım için mi üzülsem? Her şey o kadar karışık ki. Ama bildiğim tek bir şey var. Nedir? Senin yanında ben çok sakinleşiyorum. Sanki böyle her şeyi herkese arkamda bırakıyor gibi. Küçük bir nefes molası gibi. Dışarıdan baksalar, kocasını gömeli daha 24 saat olmamış, soluğu sevdiği adamın yanında alıyor derler. Hayat tuhaf. Asla yapmam dediğimiz bir sürü şey yapacağımız tuzaklar kırıyor bize. Fakat kesin olarak bildiğim bir şey var. Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir. Hiç şaşırtmıyorsun Macide'ciğim. Ne senle ne de senin imalı sözlerinle hiç ilgilenmiyorum. Öyle mi? Hiç de oğlu ölmüş biri gibi görünmüyorsun. Yani bu biraz garip değil mi? Senin gibi birinin bile içinde azıcık merhamet kırıntısı vardır sanıyordum ama yanılmışım. Sana ispat etmek gibi bir mecburiyetim yok. Sen kendinden başka kimseyi önemsemez, kimseyi sevemez. Oğlun olsa bile. Zavallı. Onları öldürdüğünüzü izlediğinde daha 10 yaşındaymış. Seninle tartışmayacağım. Peki. Aras da öldüğüne göre artık bu köşkte bir şeylerin değişeceğini öngörüyorsundur, değil mi? Ne gibi? Bu köşkün sahibi kim Macide? Ne saçma bir soru bu. Tabii ki benim. Emin misin? Sen şu ağzındaki baklayı çıkarsana. Dündar'ın Harun'a çökmesine izin verirler. Verirler de bunun bir bedeli olur. Macide Hanım nasıl? Ancak ben izin verirsem nefes alabiliyor. Siz de ona acı çektirmek istiyorsunuz. Yaşattığını yaşamadan bu dünyadan ayrılmak yok. Doğru, yok. O zaman kazamız mübarek olsun Dündar Bey. Olsun efendim. Bedel ödendi. Bilmece gibi konuşma Fatma. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Köşkün sahibi Dündar Bey. Köşkün satışı bizzat merhum eşin Harun Rona tarafından gerçekleştirilmiş. Yani sen uzunca bir süredir Dündar Bey'in kiracısı pozisyonundasın. Artık dönelim mi? Elbette. Bu arada akşam size geleceğiz. Bize mi? Neden? Hayırlı bir iş için. Nasıl yani? Anlatırım. Buyurun. İyi günler. Kızımı üzersen seni kıtır kıtır doğrarım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Şakam yok. Onu da biliyorsun. Kesinlikle. İyi. Göreceğiz bakalım. Hayatta nadir korktuğum anlardan bir tanesiydi. Bir daha beni yalnız bırakmazsan sevinirim. Yani işte şimdi Asuman Hanım tamam ama
Asıl korku ve heyecanı şimdi içeride Cemre ile yaşayacağız. Yok ya, onu hallederiz. Hadi. Hadi önce, önce. İşte böyle. Gerçekten de çok hayırlı bir işmiş. Tabii yine de biraz da olsa tedirgin. Sen hiç merak etme. Her şey çok güzel olacak. Olmaya başladı bile. Ya baba. Canım. Figen abla konuşacağız dedi, konuşmadık. Evet konuşmadık. Tamam. Hadi Mustafa hadi. Ben mi başlayayım? Sen başlasan daha doğru olur. Sen başla. Senin başlayın. Hayır bak kız kıza konuşun, ben sonra şey yapacağım. Ne alakası var ya, seni hayır, söylemen lazım. Hayır, niye benim çocuklarım lazım? Tamam hadi. Bekliyor çocuk, tamam. Haline bak hadi. Tamam sen başla. Ben geleceğim sonra. Hadi sen şey. Tamam o zaman şöyle geçelim ya. Oturalım. Gel mesela otur sen böyle. Ben de öyle. Cemre'cim. Evet. Evet. Cemre. He? Sen başla. Yok ya şey gidiyordun, güzel gidiyordun. İyi girdin. Cemre iyi girişti. Babam bir şey söyleyecekmiş. Söyle baba. Hadi baba. Tamam kızım, sık boğaz etme, söyleyeceğim şey değil. Şimdi Cemre. Figen ablan. Burada oturuyor. Benim de yanında oturuyor. Evet. Yanında senin. Biz de madem dedik ki o zaman şey yapalım. Ne yapalım? Figen ablanla şey dedik, onu düşündük yani. Madem şeyse. Cemre'cim biz dedik ki biz evlenelim dedik biz. İkimiz. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Bir düşüncen var mı? Kendi ve Ağaç'ı gibi mi? Ha, evlendi mi onlar? Yok, birbirini çok seviyorlar. Evlenecekler. Ha, öyle, öyle. Aynısı. Evet. Evet, kendiyle Ağaç'ı. Onlar gibi. Senin de kafandan yıldız çıkacak mı? Ne yıldızı ya? Ağaç'ı kendi öpünce kafasından yıldız çıkıyordu da onu soruyor. Ha, Figen ablanın kapısından Samanyolu kalemesi. Evet, ama çıkar. Niye çıkmasın canım? Benim kendiden neyim eksik? Tamam. Ne tamam Mustafa? Nereye gitti ya? Neye tamam? Bize, Mustafa bize mi tamam? Tamam. Nasıl tamam? Öyle ortaya tamam dedi. Bize tamam mi işte, dedi yani? Tamam. Tamam, sen kendi, ben Arçı. Mustafa bak, emin misin? Çıkmadı bir şey. Yani o Arçı. Tamam. Ya ben gerçekten artık bu evde olup biten hiçbir şeye akıl sır erdiremiyorum. Ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Sevda, bir sakin olur musun? Allah aşkına bir dur. Anne olamam, siz de sakin olmayın. Ya bakın ben gerçekten anlamaya çalışıyorum. Gerçekten. Baştan alalım. Bana diyorsunuz ki o Dündar denen adam dedemin şoförüyle buraya gelecek. Hepimiz buradayken Asuman Hanım'dan Figen'i mi isteyecek Mustafa'ya? Ve hiçbirimiz niye diye sormuyor muyuz? Ya niye babaanne? İstesek de istemesek de Figen senin dedenin kızı. Dedemin kızı. Dedem nerede babaanne? Haber verdiniz mi oğlumun öldüğünü? Cinayete kurban gittiğini? Haber vermediyseniz niye haber vermediniz? Haber verdiyseniz dedem nerede? Bak ben gerçekten anlayamıyorum artık. Bu evin içinde olup biten hiçbir şeyi anlayamıyorum. Ben çok yoruldum. Ne haliniz varsa görün. Artık hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Vallahi ben de Sevda kadar şaşkınım. Böyle bir şeye nasıl izin verdiniz Macide Hanım? Rüçhan'cığım. Macide'nin bu soğuk görüntüsünün altında aslında altın gibi bir kalp saklıdır. Hmm. O altın gibi kalbi kocasını gömerken gördük. Ben de seni gördüm kocanı gömerken Rüşcan.
Macide Hanım'ı susturan başka bir şey olmalı Fatma Hanım. Öğrenmemde bir sakınca var mı acaba? Ay. Ay ne güzel olmuşsun güzel kızım. Aa, anne. Ne? Aslı sen çok güzel olmuşsun. Arada süslensene böyle. Ama hadi be. Zaten yeni yeni icatlar çıkarıyorsunuz başıma. Ne güzel gelecekti burada isteyecekti işte seni. Niye biz oraya gidiyoruz? Ama anne işte boş ver. Kırgınlık dargınlık olmasın. Ne gerek var? Sen demedin mi üç günlük dünya diye? Öyle öyle. Orası öyle de ben bu Macide'ye güvenmiyorum. Şimdi ha ha dedi gideceğiz oraya iki tane laf edecek. Bizim canımızı sıkacak. Abla sen emin misin? Emin. Eminim ben. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. 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 Hadi kalk. Hazırlanmamışsın. Misafirler neredeyse gelirler. Bu saçma sapan tiyatronda sana başarılar dilerim. Maalesef kızının mutluluğuna şahitlik edemeyeceğim. Bal gibi de edeceksin Macide'cim. Fatma, ne istiyorsun? İn aşağıya tiyatronu oyna. Rüşcan da sana yardım eder. Tündal da hazır gelmişken kız istemeye, Rüşcan'ı da isteyiverir senden. Çifte düğün yaparsınız. Ne hoş. Peki, sen bilirsin. Ben senin adına misafirlerimizden özür dilerim. Ha bu arada çok geçmiş olsun. Başına gelen ve gelecek olan her şey için. Heyecanlı mısın Figen? Yani var ya elim ayağım titriyor hiç bu kadar heyecanlı olacağımı tahmin etmiyordum böyle olacağımı. Böyle olması lazım da doğru. Prenses senin niye yüzün öyle bir düşük düşük? Ay yok bir şey anne ne olacak ya? Bana bak yarın öbür gün sen doğru düzgün birini getir karşıma Allah aşkına. Anne ya. Ay tamam bir şey demedim. Allah Allah iyi ki demedin içeride de böyle yapmayacaksın herhalde. Tamam tamam. Ya o bu değil de ben Macide'ye çok şaşırdım biliyor musun? Ya nasıl oldu da öyle gelsinler falan dedi. Hayret. Hanımlar neredesiniz? Sesinizi duydum da geldim. Hadi gelin misafirler gelmek üzere. Ey hadi hadi. Asma yüzünü asma. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Buyurun. Sağ ol. Abla, senin zoruna gitmiyor mu ya? Bu babamın yaptığı. Niye gitsin? Niye gitsin mi var ya? Bu Mustafa denen herife, senin kızına üvey anne olsun diye... Ben istedim. Sen zaten ölmeyi kafana koymuşsun, onu anladık. Ölmeyi kafaya koydum falan yok. Sadece saçma sapan bir umuda tutunmak istemiyorum. Peki tamam. Diyelim ki biz Amerika'ya gittik. Tedaviye başladık. Sen diyorsun ya hani masada kalırım diye. Ben demiyorum. Doktor diyor. Tamam güzel ablacığım. Onu anladım doktorlar diyor. Ama diyelim ki biz gittik. Tedaviye başladık. Ve bir mucize oldu. Sen sağlığına kavuştun. O zaman ne yapacaksın peki? Ya işte...
Macide Hanım yoklar mı? Azıcık başı ağrıyormuş. Malum acısı henüz taze. Malum. Geçmiş olsun. Kahvenizi nasıl alırdınız? Sade rica edeyim. Figen biliyor efendim. Siparişler geldi. Sevda nerede? Ay çatlamıştır, o kıskançlıktan çıkıp gitmiştir. Vallahi kıskandı mı kıskanmadı mı bilmiyorum ama Rüçhan Hanım'la bayağı tartıştılar. Öyle gitti zaten. Zizurna sarhoş olup gelir yine. Hadi hadi. Ya hadi, tam mı bunlar? Sen kahveyi çıkardın mı? Cezveyi de ver. Fatma Hanım, siz müjdeyi vermediniz mi? Dündar Bey, birlikte konuşuruz diye düşündüm. İyi düşünmüşsünüz, teşekkür ederim. Hayırdır inşallah? Figen Hanım da gelsin, kahvelerimizi içelim, konuşacağız efendim. Ha? Teşekkür ederim. Ellerine sağlık yavrucuğum. Elinize sağlık. Mustafa Bey oğlumuz ne işle iştigal eder acaba? Efendim, Mustafa Bey yeni açılacak eğlence merkezimizin müdürü olacak. Ki Figen Hanım da o eğlence merkezinin reklam ve tanıtımıyla yakından ilgilenmişti. Dündar Bey, müjdeden söz edecektik. Ha, o mesele. Herhalde henüz haberiniz yoktur. Bu köşk bir süredir bana ait. Fakat Harun Bey'e verdiğim bir söz gereği köşkü Sevda Hanım'a ve Figen Hanım'a bırakmaya karar verdim. Dündar Bey sağ olsun, biz aile büyüklerini de unutmamış. Estağfurullah. Macideciğimle ben de benim Antalya'daki evimde yaşayacağız. Siz Asuman Hanım ve Rüçhan Hanım eğer isterseniz burada çocuklarla baş başa yaşamaya devam edebilirsiniz. Eğer herkes için de uygunsa tabii. Neyse, lafı uzatmayalım. Efendim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle Figen kızımızı Mustafa oğlumuza isteriz. Eğer annesi olarak siz de münasip görüyorsanız tabii. Anne, bir şey desene. Verdim gitti. Hayırlı olsun. Sağ ol. Efendim, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Al kızım.
Abla ne yapacaksın şimdi? Ya koskoca köşk. Sen ne Sevda'ya kaldı şimdi öyle mi? Vallahi bütün gece şaşırdım, düşündüm, anlayamıyorum herhalde, yanlış anlıyorum dedim. Ay nesini yanlış anlayacaksın anne ya? Mis gibi köşkün %50'si ablama kaldı. Vay be yani onca şeyden sonra. Ama güzel oldu, bu çok güzel oldu. Yani bilmiyorum. Şaşırdım ben de. Ya daha 3-5 gün önce o köşkten bizi kovuyorlardı. Hı. Sen de şimdi hemen yerleştin gittin. E anne tamam artık yeter bu gururlu pozlu. Ay Ebru tamam başlama yine. Valla ben sizi anlamıyorum ya gerçekten anlamıyorum. Siz sürünmekten zevk alıyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması yok artık. Biz sürünüyoruz yani öyle mi kızım? Ebru bak sen yine lafının nereye gideceğini bilmeden konuşuyorsun. Yapma ablacığım yapma. Valla sen de önüne konulan bütün fırsatları ya artık fırsat da demiyorum gümüş tepsiyle sunuluyor. Ama biz ne diyoruz? Yok almayalım. Ya aklım almıyor benim artık bu durumu. Delireceğim ya. Nereye gidiyorsun sen şimdi? Zengin koca bulmaya gidiyorum. Anca öyle çıkabilirim bu evden ben. Bana bak. Tamam anne tamam. Bırak tamam gitsin. Ne biçim lafı öyle? Hadi kızım ye yemeğini bak mis gibi menemen. Şaka değil mi bu babaanne? Avukata sordum, doğru. Ya nasıl doğru olabilir? Adam bizim haberimiz olmadan nasıl evi işgal edebilir? Ya deden satmış işte. Nasıl da korumaya geçiyorsun hemen? Ben dün akşam bekledim seni de isterler diye. Ne? Ne demek bu? Annenin Dündar'la ilişkisi var. Anne ne demek bu, doğru mu? Hayır Sevda, ilişki falan yok. Şimdi anlaşıldı. Var ilişkiniz var. O gün evi basmasından belliydi. Ben gerçekten çok yoruldum artık. Pisliğiniz de bu olur. Sevda. Sevda. Ne olur yapma böyle. Neyi yapmayayım anne? Neyi yapmayayım pardon? Bak ben inkar etmiyorum. Dündar Bey'den etkilendiğim doğru. Ama sadece bu kadar. Babam o yüzden dedi değil mi bana? Aşkının peşinden git. Annen daha iyi bilir onunla konuş bunları diye. O da biliyordu değil mi? Ben de kendimi suçluyorum ölümüyle alakalı. Halbuki ben suçlu değilim. Kimin suçu peki anne bu? Hiç kimsenin suçu değil. Bak biz babanla evlendiğimizde ben daha liseye gidiyordum. Yani ikimiz de aslında kurbandık. Ben bunları duymaktan çok sıkıldım anne. Çok sıkıldım. Ne dedin sen de? Bu yaştan sonra artık ben aşka kollarımı açıyorum mu dedin? Peşinden gideceğim mi dedin? Ne varmış yaşımda? Bundan utanmalı mıyım? Ha? Yerin dibine mi girmeliyim? Bir adam bana sevgi dolu bakıyorsa ben buna layık değil miyim? Ha? Oldu yine. Ev burada çıktı bir ışınla. Ben ne yapacağım bu kıza bilmiyorum. Aklıma çok kötü şeyler geliyor Mustafa. Tamam dur sakin ol. Ne oldu? Bu sırtındaki izler... Yani düştüm o yüzden oldu diyor ama yalan söylüyor. Biri yapmış bence. Ya yok canım kim ne yapacak sende? Boşuna ifham yapıyorsun. Yoktur öyle bir şey. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Hadi gel. Ben çıkayım. Yok yok Feray. Buradan gidecek biri varsa o da benim. Ne diyorsun şu köşk işine? Vallahi ben şaşırdım hiç. Böyle bir şey beklemiyordum. Ben de. Ama yok yani ben istemiyorum Mustafa. Bana da olmazmış gibi geliyor zaten. Değil mi? Bilmiyorum beni rahatsız eden bir şey var burada böyle. Yok. Ya zaten şu gazino işi bir başlasın. Bence bizim evi hali o sokarız. Ha?
Değil mi? Olur. Olur tabii, çok güzel olur. Ya ne diyeceğim sana? Şimdi biz Cemre ile bunu konuştuk ama sence anladı mı? Yani öyle tamam dedi gitti falan ama gerçekten anladı mı sence? Anlamıştır ya. Anlamış. Niye anlamasın? Onlar yeni nesil, her şeyi anlıyorlar. Ya inşallah. Bana ne dedi biliyor musun? Bir anda öpüştün mü diye sordu. Yani bilmiyorum, ne diyeceğimi bilemedim, cevap vermedim ama... yani o yaşta bir çocuğun bir anda böyle bir şey sorması, ne bileyim. Mustafa? Bir dakika. Cemre mi sordu öpüştün mü diye? Evet. Sana? Bu yaşta? Evet, ne sordu yani çocuk. Niye soruyor ya bu yaşta böyle bir şey? Ne demek? Ne demek o ya? Çocuk merak etti, soruyor işte. Bilmediği için soruyor, ne var? Ne çocuk daha sormaz, bu yaşta sorulmaz ya. Ne kadar sinir bozucu bir şey. Sen de gülerek anlatıyorsun bunu ya. Mustafa, ne diyorsun ya? Şu suratının haline bak. Yok bir daha öyle arçı marçı kendi falan bitti. İzlemiyor ya, öyle bir şeyler. Ya saçmalama. Çıkmayacak kafasından yıldız falan kimsenin. Ya tamam, çocuk bilmediği için Allah soruyor zaten. Allah Allah. Ya bilmesin zaten, bu yaşta niye bilmesine gerek yok ki çocuğun şu ya. Şu suratının haline bak, biz ne yapacağız seninle? Aa, yok bir daha onu söyleyecek. Kendi mende arçı. Babaanne. Hı. Bu saçmalık daha ne kadar sürecek? Hangisinden bahsediyorsun? O kadar çok ki. Dündar denen o adamın burayı satın almasından bahsediyorum. Bir de üstüne yüce gönüllülük edip ben de Figen arasında pay etmesinden bahsediyorum. Bak söylerken kendime yabancılaştım, kabus gibi bir şey. Maalesef kızım. Olan bu. Nasıl olacak babaanne? Siz Fatma alayıyla gideceksiniz. Biz Figen, Figen'in hapisten kaçmış kocası, annem, Sinan, ben aynı masada mı oturacağız? Annen nerede? Neden bunları ona söylemiyorsun? Benim artık onunla konuşacak hiçbir şeyim kalmadı babaanne. Hiçbir şekilde umurumda değil gerçekten. Sen bir şey yapmayacak mısın? Sevdacığım, babaannen ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz, deden satmış işte evi. Macide'cim, sen de valizini topla artık şekerim. Fatmacığım. Ben buradan hiçbir yere gitmiyorum. Öyle mi? Hı-hı. Ama burası artık sana ait değil. Burası yıllardır horladığın, işini gördürdüğün, yok saydığın o insanlara ait. İstesen de, istemesen de. Abla neredesin sen ya? Ne? Ay ha geldi, ha gelecek diye beklemekten içim şişti. Kızım ne oluyor? Ay şu köşkte bir olaysız günümüz yok, yine ne oldu? Ay abla ne oldu? Su mu var? Koca köşk sizin, ne yapıyorsunuz orada? Tövbe tövbe. Hiçbir şey diyeceğim. Beni kovmazsınız değil mi? Tövbe yarabbim. Çay ister misiniz Asuman Hanımcığım? Bana bak, senin pataklarım görürsün Asuman. Al işte patrona bak, hemen başladı dövmeler. Aman. Yok yok, Allah yazdıysa bozsun valla. Bizim hamurumuzda yok kızım, hamurumuzda yok. Çok şükür yok. Ay vallahi orası öyle abla. Şu köşkün kahrını az mı çektim? Artık biraz da sefasını sür. Ay yok, istemez. Vallahi istemez kız. Kız vallahi istemem diyorum, ne bakıyorsun öyle? Ay o değil de... sen Rüçhan Hanım'ı duydun mu? Ne olmuş Rüçhan Hanım'a? Dündar Bey'le şeylermiş. Neylermiş? Ay abla iyice yaşlandın sen de be. Şeylermiş diyorum. Şey? Evet. Evet duydum. Tövbe tövbe deme. Ve tövbe. Duydum. Teşekkürler. Sağ ol. Ay ben gerçekten öleceğim galiba. O ne demek şimdi? Başkaları için yaşamaktan, ailem ne der diye düşünmekten gerçekten çok yoruldum. Onlar mutluysa ben de mutluyum. Kocaman bir yalanmış meğer. Evet. Kendimizi inandırdığımız, bizi inandırdıkları bir yalan. Gerçekten de öyle. Bunu bu yaşımda anlamam da iyi oldu. Keşke daha önce anlasaymışım. Yaşanacak bir gün bile kaldıysa yaşamaya değer. Gerçekten de öyle.
Biliyor musun? Ben Macide Hanım'ın yüzüne baka baka, hatta kızımın yüzüne karşı, ben Dündar Bey'den hoşlanıyorum dedim. Ama çok zor oldu. Bunu da söylemem gerek. Lütfen. Seni seviyorum. Keşke bunu akşam sanat okulunun kantininde söyleseydin. Bunun için biraz geç kalmadın mı? Öyle mi? Sanırım saçmaladığınızın henüz farkında değilsiniz. Hüçen Hanım, siz akşam sanat mezunuydunuz değil mi? Nasıl? Evet, öylesiniz. Üç kardeşsiniz. İki abiniz Almanya'da. Rahmetli babanız Hüçen Çamay hayranıydı. Adınız oradan geliyor. Ve 1960 yılının Mart ayı. Yanlış hatırlamıyorsam 24'ü akşamı. Okuldan arkadaşlarınızla sinemaya gittiniz. Sinemadan çıktığınızda yağmur yağıyordu. Derken Aras Bey yanınıza yaklaştı. Şemsiyesini uzattı. Ama siz bütün bunları nereden biliyorsunuz? Anne. Sen hiç aşık oldun mu? Yani babam olmadığın aşikar. Yani bu Efkan'la aranın bozulması, Efkan'la evlenemiyor olman gerçekten beni çok çok mutlu etti. Kaçamazsın anne, çevirmişimdi konuyu. Söyle, hiç aşık oldun mu? Evet. Evet ama çok uzun zamandı yani, okul zamanı. Oh, 1000 yıl evvel. E ne oldu peki? Adınla hiç karşılaştınız mı sonrasında? Gördünüz mü birbirinizi? Gördüm tabii, görmez olur muyum? Ama çok değişmişti. Tabii aradan yıllar geçti. Peki konuştunuz mu? O seni kesin hatırlamıştır. Hatırladı tabii. Hatırlamaz mı? Anne, böyle tane tane mi anlatacaksın? Ama ben onu hatırlamıyormuş gibi yaptım. Nasıl yaptım diye sorma. Yaptım. Niye? Öyle gerekiyordu. Ama o da bana ben de seni hatırladım demedi. Demez. O kadar gururlu ki. Ölse demez. Çok beklettiğim için özür dilerim. Estağfurullah. Aslında belki o zaman söyleseydin şu anın kıymetini bilmeyecektik. Hayat belki de bizi şimdiye hazırladı. Belki de daha zamanı var dedi. Ve şu anda beni sana hazırladı. Beni de sana. Bak bende ne var? Bu dikiş yüzüğünü hatırlıyor musun? Hani kantinden alışveriş yapmıştın? Evet. Hatta benim 50 kuruşum çıkmamıştı. Gülerek bana bunu verdin. 50 kuruşu getirince alırım dedin. Ama getirmedim. Bana ait bir şeyin sende kalmasını istemiştim. Şimdi onu alabilir miyim? Hayır. Sofra hazır efendim. Ha?
bir. Asuman nerede? Şu an yok Macide Hanım. Yani hazırlıkları beraber yaptık da servis bende. Evine gitti. Şu Asuman'ı tebrik etmek lazım. Yerini ve haddini bilen bir kadın. O kadar az insan var ki yerini ve haddini bilen. Öyle. Hakikaten öyle. Asuman'la kızı tok gözlüdür. Birini çeyrek asırdır tanırım. Ötekini de zaten... Elinize doğdu değil mi? Ve yüzünüz kızarmadan söylersiniz. Yüzünüz kızarmadan derken? Derken... Biz Dündar Bey'le bu yaz evlenmeye karar verdik. Ne? Rüşcan, eskiler ne der biliyor musun? Kırkından sonra azına teneşir patlar. Sen haya perdesini kaldırmışsın ortadan. Bizi de ortak etme olur mu? Olur. Anne sen ne dediğinin farkında mısın? Bana onca şey söyledikten sonra nasıl bunu yaparsın? Ya biz babamı daha dün gömdük. Kızına ne güzel örnek oluyorsun. Sevda. Anne çıkar mısın? Hayır çıkmıyorum. Peki ben çıkarım. Sevda. Konuşacağız. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok anne seninle. Lütfen. Son kez. Sadece beni dinle ne olur. Lütfen. Lütfen. Benim Dündar Bey'le evleneceğim falan yok. Gerçekten mi? Neyse ben ilgilenmiyorum zaten. Biliyorum çok zor zamanlar yaşıyoruz. Bu doğru. Benim Dündar Bey'e hislerim de doğru. Ben hayatımda ilk kez bu kadar güzel duygular yaşıyorum. Ama bu hislerimden dolayı da yargılanmaktan gerçekten artık bıktım usandım. E niye öyle söylüyorsun o zaman aşağıda? Ben babaanneni sinir etmek için öyle söyledim. Sahi mi? Neyse ben ilgilenmiyorum, söyledim. İlgilenmediğin için mi sahi mi diyorsun? Hı? Ben hayatımda ilk kez kendime olmadığı kadar sana karşı dürüstçe davranıyorum. Hislerimi anlatıyorum ve bu benim için hiç kolay değil. Ama asıl sorun şu. Bundan sonra bize ne olacak? Biz nasıl ayakta kalacağız? Ne düşünüyorsun anne? Ne var aklında? Hiç bilmiyorum. Dışarıdan şu köşke bakan ne kadar güzel bir hayat yaşadığımızı düşünür. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Ama içerisi yangın yeri. Sevda, köşk çöküyor, yıkılıyor. Ve biz burada ayakta kalmak zorundayız. Şimdi her şeyi bir kenara, benim düşündüğüm tek bir şey var. O da sen. Ve kardeş. Şu kapıdan adımını attığından beri uğursuzluklar peşimizi bırakmadı. Ne uğursuz kadınsın Fatma. Sana küçük bir hikaye anlatayım Macideciğim. Hmm. Bir gün şeytan bir ağacın altında oturuyormuş. Yanında da bir eşek ipe bağlı duruyormuş. Şeytan gitmiş, eşeğin ipini çözmüş. Eşek de koşarak yan bahçedeki turplara saldırmış ve onları yemeye başlamış. Eşeği gören bahçenin sahibi delirmiş, çekmiş, vurmuş eşeği. Sesi duyan eşeğin sahibi koşarak gelmiş, o da bahçenin sahibine vurmuş. Onun oğlu, bunun oğlu derken iki aileden toplam 10 kişi ölmüş. Şeytanın yanındaki melek gelmiş, şeytana sormuş. Niye böyle yaptın? Baksana iki aileden tam 10 kişi öldü. Şeytan da gülmüş, demiş ki ben sadece eşeğin ipini çözdüm. Yani ben sadece... Peki eline ne geçti? Ne kadar kuyruk acım varmış. Tecavüze uğramaya kuyruk acısı mı diyorsun? Hem de bir kadın olarak.
Belki de Sevda'nın dediği doğrudur. Sen Harun beni boşayıp seninle evlenecek zannettin değil mi? Harun beni asla boşayamazdı. Yapamazdı tabii. Seni kapının önüne koyduğu an soluğu karakolda alırdı. Evet. Sen her şeyi paraya ve bu köşke sahip olmak için yaptın. Doğru. Kimseden saklayacak değilim. Benim bütün isteğim köşke ve paraya sahip olmaktı. Tamam. Peki sonunda ne oldu? Her şey gitti elinden. Kaybettin Macide. Gürledin, vurdun kapıyı, çıktın, gittin. Şimdi bizim surat asmamız gerekirken sen asıyorsun. Ne oldu? Kalmamış mı dışarıda zengin koca? Kapışılmış mı? Kapışmışlar mı yani? Uğraşmayın benimle ya. Yani tamam canım, şaka yaptık. Yapmayın. Yapmayın bana şaka maka, istemiyorum ya. Her şey eşek şakasına benziyor zaten. Bir de siz üstüme geliyorsunuz sürekli. Yeter ama. Bir şaka yapmıyoruz. Aynen tamam. Gitme üstüne. Gitme üstüne, gitme üstüne. Tepemize çıktı. Yani bilmiyorum. Var bir sıkıntısı belli. Ne? İşte bir konuşayım ben. Tamam. Sen bırak bunları, kaldırma. Neyin var senin? Yok bir şey. Hiç yalan söyleyemiyorsun ama. Çocukken de böyleydin. Abla uyuyacağım ben. Hayır uyumayacaksın. Kalk. Kalk kalk kalk. Konuşacağız artık yeter. Ay neyi konuşacağız abla ya? Konuşacak bir şey yok. Var. Konuşacak bir şey var. Ben bekledim. Sabırla bekledim bana anlatmanı ama. Anlatmıyorsun. Bu sırtındaki izler. Nasıl oldu Ebru, söyle. Bu düşmeyle falan olacak şey değil. Lütfen. Abla düştüm. Matbaaya gitmiştik ya. Orada merdivenlerden paldır küldür düştüm işte. Ebru yalan söyleme bana. Doğru söylüyorum abla. Ya benim tanıdığım Ebru böyle düşse bağıra çağıra ben düştüm, yok koluma bir şey oldu, arama bu oldu falan der ya. Yani nazlanma fırsatını kaçırmazsın sen. Peki, tamam. Söylemek istemiyorum diyelim. Sen de sorup sorup durma. Ölmüş adamın arkası. Ne? Ne demek ölmüş adamın arkasından? Aras mı yaptı bunu? Evet. Ne diyorsun Ebru sen? Ne diyorsun ya sen? Ne hakla sana böyle bir şey yapar? Ebru sen nasıl bana, niye söylemiyorsun? Nasıl söylemezsin ya bana böyle bir şeyi? Öyle hoşuna gidiyordum. Öyle hoşuna gidiyordu Ebru. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Ne demek öyle hoşuna gidiyordu? Abla ne olur anneme söyleme, tamam mı? Ya olmuş gitmiş bir şey. Geçti gitti artık. Söyleme ne olur. Ebru sen nasıl böyle bir şeye izin verirsin ya? Ne demek Aras yaptı? Ne demek öyle hoşuna gidiyordu? Sen nasıl yaptırırsın ya kendine böyle bir şey? Ya rahat yaşamak için. Etiketine bakmadan istediğim kıyafeti alabilmek için. Tadını sevdiğim şeyleri yiyebilmek için. Bir yerde eğlenirken kendimi suçlu hissetmeden gülebilmek için. Öyle çok rencin değil yani.
unutma. Hayırdır inşallah bu saatte. İyi akşamlar. İyi akşamlar da saat... Evet geç oldu. Oldu. Buyur. Kusura bakmayın. Mustafa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aç mısın yani? Yemek yiyorduk biz ama annem kaldırmış. Yok ben yedim geldim. Tamam. Yatayım ben. Hafiftir benim uykum. Sık sık tuvalete kalkarım. Anne. Ne yalan mı? Yalan mı? Annen niye söylüyorsun ya böyle bir şey? Ay tamam. Hadi anne iyi geceler. Hı. İyi geceler hadi. Hı. Anne iyi gece. Hadi. İyi geceler. İyi gece. Allah. Allah rahatlık versin. Oturalım mı? Bilmem. Oturalım. Mustafa. Yok iyi böyle. Ya Mustafa gelir misin? İyi böyle. Ya çıkmaz o tamam. Gel. Aa senin ellerine ne oldu? Bugün evde badana boya yaptım. Böyle kapıları falan boyadım. İşte benden bu kadar. Çok güzel olmuştur eminim. Temiz oldu. Yani bakarsın beğenmezsen değiştiririz. Beğenirim. Ya biliyorum çok geç oldu böyle ama yani seni görmek istedim. Cemre zaten uyumuştur. Yarın doğum günüm. Nasıl? Ne? Cemre'nin doğum günü mü? Evet. Mustafa niye daha önce söylemedin bunu? Yani ne bileyim. Fırsat da olmadı. Tamam neyse olsun. Yarına güzel bir şeyler hazırlarız. Hayır, bir şey yaparız. Tamam, bir şey yapmana gerek yok. Ben bir pasta ayarlayacağım. Zaten biliyorsam zaten yani, hazırlık yapacaktım. Tamam, hayır kendini. Güzel bir şey yapacağız. Tamam. Tamam. Tamam mutlaka yapacağım tamam, bir şey. Tamam ama kendini yorma. Tamam. Tamam. Gelmeden Dündar Bey'e uğradım. Bu köşk meselesini konuşmak için. Ne dedi? Ya ben dedim ki biz böyle bir şey istemiyoruz. Artık Rüçü Hanım mı olur, Macide Hanım mı olur yani. Kim isterse. İyi demişsin. Ben yavaştan kalkayım yoksa dayak yiyeceğim. Gerçekten. Mustafa özür dilerim. Yok canım ne özür. Ben zaten öyle kapıdan bir uğrayacaktım sadece. O zaman yarın görüşürüz. Tamam. Bak yorma kendine. Tamam. Anne ne yapıyorsun ya? Ayıp değil mi senin bu yaptığın? Aa, ne yaptım ben Figen? Ne demek ne yaptım ya? Yapıyorsun orada. Sen verdim gitti demedin mi? Verdik verdik de o kadar da değil. Gece gece ne oluyor? Yardım edeyim mi? Yaparım ben yaparım. İyi yap. Figen. Ay. Ay çok ağır yardım etsiniz. Aa, ne bunlar? Ben, kızım ne doldurdun getirdin ay, böyle? Şey ben. İşte Cemre'nin doğum günü ya hazırlık yaptım. Aferin aferin iyi düşünmüşsün.
Neler aldın, neler bakayım burada neler var. Burada dolaba koncaklar da var. Bak, koy onları dolaba Feraye. Ya ne güzel süslemeler onlar öyle. Aa, halacığım. Nasıl keyfin yerindedir değil mi şimdi? Evleniyorsun. Harun Ronan'ın kızısın. Evin yarısını da Dündar Bey düğün hediyesi olarak üstüne yaptı. Çok iyidir değil mi şu an keyfin? Ama sana bir şey söyleyeyim mi Figen? Ben bu evde yaşadığım müddetçe hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. İzin vermeyeceğim buna. Bitti mi? Bitti. Yani ben aslında Macide Hanım'a daha önce söylemiştim. Sizin malınızı da mülkünüzü de istemiyorum. Yani kendisi biliyor, o yüzden senin korkmana, telaşlanmana falan gerek yok. Nikahtan sonra evli evine, köylü köyüne. Oldu mu? Oldu. İyi. Asıl şimdi senin keyfin yerine gelmiştir. İzninle. Ne kadar güzel fikir. Bunca işin arasında da bunu düşünmem. Sevda'yla biraz tartıştık ama şimdi iyiyiz, toparladık. Tamam, tamam, görüşürüz. Rüçhan Hanım, ben de sizin yanınıza gelecektim. Ne oldu? Cemre'nin doğum günüymüş de bugün, bir kutlama yapacağız. Biliyorum, haberim var. Dündar Bey söyledi. Bu arada Cemre'ye küçük bir sürpriz varmış. Öyle mi? Tamam, yani Sinan'a da haber verirseniz eğer. Tabii ki. Sizin de mutfakta bir şeye ihtiyacınız olursa söylersiniz. Yapacağız, halledeceğiz birlikte. Bu arada Figen, ben tebrik edemedim. Mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Babaanne, Figen'le konuştuk şimdi. Ne söyledi? Köşkü falan istemiyorum dedi. Hatta sana da söylemiş, hiçbir şey istemiyorum diyor. Evet, söyledi. Bak, Asuman hala bizim yiyeceğimiz, içeceğimiz için mutfakta didinip duruyor. Figen de öyle yerini biliyor. Aferin. Takdir etmek lazım aslında. Ve de... Anlatacaklarım var herhalde daha. Otur şöyle. Figen hakkından feragat edeceğini söyledi. Hatta biz istersek avukata imza bile verebilirim dedi. Kızım, yarın öbür gün ben gözümü kapayıp gideceğim. Bütün bu ev, buranın idaresi, her şey sana kalacak. Babaanne, Allah gecinden versin, deme öyle şeyler. Servete sahip olmak kolaydır kızım. Ama idare etmek zordur. Onun için yanında çalışanları iyi seçmen lazım. Onlarla asla yüz göz olmayacaksın. Onu biliyorum. Bilmek yetmez. Onlara her zaman yerlerini hatırlatacaksın. Tıpkı benim yaptığım gibi. Merak etme babaanne. Hatırlatırım. Hem ben senin torunum. Evet. Sen aslında bana benziyorsun. Bana çekmişsin. Huyun, suyun aynı ben. Başaracaksın. Buna inanıyorum. Çünkü sen safkan bir Ronasın kızım. Gel bakalım. Aa, yolculuk nereye? Biraz dışarıya çıkıyoruz. Alışveriş yapacağız. Ne güzel. Hadi koşun siz. Paltolarınızı giyin bakalım. Cemre'nin doğum günü de Figen söyledi. Sadece Figen söylememiştir. Dündar Bey de söylemiştir değil mi? Anlamadım. Merak etmeyin. Ben Macide değilim Rüçhan. Hadi geç kalmayın siz. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Macide Hanım özünde iyi bir insan. Vallahi bak. Ay abla, sen yapma bari. Kızım, niye öyle diyorsun? Tamam, yani böyle huysuzdur, aksidir ya Allah için, ama
Yine de ne mecburiyeti vardı Mustafa'nın çocuğunun doğum günü için? Evet anne, gerçekten çok iyi bir insan yani. Küçücük çocuğun böbreğini çalacak kadar iyi bir insan, evet. Açma eski defterleri artık, açma. Vallahi şimdi ağzımdan aldın ya Figen. Sen Sinan'ın hayatını kurtardın. Ne oldu? Ay dağlara taşlara, benim evladım o halde olacak. Sen benim çocuğumun hayatını kurtaracaksın. Seni burada sırtımda gezdiririm. Ay aman yok, kimse kimsenin sırtına binmesin. Benim onlardan bir şey beklediğim yok. Ben Sinan'ın hayatı kurtulsun diye yaptım bunu. Onlardan bir şey istediğim için değil. Aferin benim kızıma. Kimin kızı? Ah, ne o hanımlar? Hummalı bir hazırlık var galiba. Cemre'nin doğum günü. Evet. Rüçhan çocukları da aldı çıktı. Hediye falan alacaklarmış galiba, değil mi? Feraye. Biz hadi gidelim, salonu bir toparlayalım, masanın üstünü bir açalım. Figen halleder gerisini. Ben de bir işin ucundan tutayım bari. Macide Hanım, izniniz olursa, yani Cemre'nin doğum günü için biliyorsunuzdur tabii. Tabii biliyorum. Biz de artık dedim buraları bir toparlayalım, masayı hazırlayalım. Ama oturuyorsanız sizi rahatsız etmeyelim, sonra da yapabiliriz. Yok Asuman'cığım. Biz şimdi Seyda'yla beraber çarşıya çıkacağız. Siz de böyle balonlar falan alın, süsleyin burayı. Çocuklar mutlu olsun. Pasta işini... O işi Figen hallediyor şimdi mutfakta. Güzel. O zaman... Feraye, al şunu. Hastaneyi ara. Börek, karışık tuzlu falan söyle. Tamam mı kızım? Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hadi bakalım. Sevda! Hadi Sevda! Geldim. Bana bak. Biliyorsun bir şoförümüz hapiste. Diğeri evlilik hazırlıklarında. Arabayı sen kullanacaksın. Bana bak. Bana sakın Kenan deme. Senin o Kenan aşkının sebebini ben biliyorum ama sen bilmemezlikten geliyorsun. Neymiş babaanne? Lüzumsuz, saçma sapan Figen kıskançlığı. Ama aslında senin kabahatin yok. Deden vicdanını bastırmak için Figen'i okuttu, onu sardı, sarmaladı, korudu. Tabii sen de doğal olarak düşündün. Bir hizmetçinin kızını dedem niye bu kadar koruyor diye. Değil mi kızım? Senelerce hep bunları düşündüm babaanne, gerçekten. Aslında Kenan'ın senin için ilginç olmasının sebebi Figen'in nişanlısı olmasıydı. Bana bak. Şu Dündar'ın deli olan. Efkan. Ne var aklında babaanne? Aslında sen çok akıllı bir kızsın. Aklını kullanarak o oğlanın bu öfkeli halini bastırabilirsin. Bence bir düşün. Ne dersin? Hadi yürü, hadi. Hadi. Senin yerinde bir başkası olsa durum çok farklı olurdu, biliyor musun Figen'cim? Annemin hep söylediği bir şey var. Azıcık aşım, ağrısız başım. Mustafa'nın evi bize yeter de artar bile. Hem badana boya falan da yapmış. Yani daha görmedim ama çok güzel olmuştur. Annen ne kadar da güzel yetiştirmiş seni. Eminim gurur duyuyordur. Ah, bu artık olmuş mudur? Kekin içindeki malzemeler hep aynı. Önemli olan onun ne kadar hızlı karıştırdığı. Kolum koptu. Hadi ama pes etme. Hadi. Tamam.
Kızım, haftaya Efkan'la gidiyorsunuz. Orada her şey hazır. İmkan bulur bulmaz ben de geleceğim. İçimden bir sesle mucize olacağını söylüyor. Umarım olur. Olacak. Olacak. Ben asıl sonrasını merak ediyorum. Bütün bunlara nasıl katlanacaksın? Çünkü her şey sen istediğin için oluyor. Sen izin verdiğin için Figen'le Mustafa evleniyor. Sonra ne olacak? Eğer dediğin gibi çok büyük bir mucize gerçekleşirse... Evet. O zaman başka mucizeleri beklemek için inancım olur. Şimdi gidip kızımı kucaklayabilir miyim? Elbette. Hadi. Anlat, ne yaptınız bakalım bugün, ha? Rüçhan teyze, Sinan ve ben sinemaya gittik. Hangi filme gittiniz? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Nasıldı peki, güzel miydi? Keloğlan böyle yapıyordu, neler neler, maydanozlu köfteler. Neyse, bir şey diyeceğim sana. Senin bugün doğum gününmüş galiba, değil mi? Evet. Acaba Figen ablan, Asuman teyzen falan böyle sana bir sürpriz hazırlamış mıdır yoksa bana mı öyle geliyor? Yani bilmiyorum, belki de bir sürpriz hazırlamış olabiliriz. Sürpriz mi? Evet. Hadi her şey hazır, gelin. Hadi bakalım, o zaman gidiyoruz. Gel bakalım, ayakkabılarımızı giyelim. Üstümüzü düzeltelim. Atla bakalım. Hoppa. Hadi bakalım, bir dilek tut, öyle öpüyorum bunları. Annemi bir daha göreyim. Allah'ım lütfen. O yaşıyor biliyorum. Gelsin, göreyim. Oh.
Nasıl güzel eğleniyorlar. Bu palyaço fikri çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Figen Hanım, ev meselesine sıcak bakmamışsınız galiba. Evet, ya Mustafa galiba söyledi size ama... Ya bu yaptığınız şey yine de çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Yani biz Mustafa'nın evinde... kızımızla birlikte yeni bir hayata başlamak istiyoruz. Kızımız derken Cemre'yi kastettiniz herhalde. Tabii. O artık benim de kızım. Elbette. Ne oldu Parlaço? Niye dönmüyorsun? Konuşsana, niye konuşmuyorsun? Parlaçolar konuşmaz ki. Neden? Bilmem, öyle işte. Öyle mi? Saklan bak. Parlaçolar hiç mi konuşmaz? O zaman sen dileğimi söyleyebilirim. Kimseye söylemezsin. Annem Dündar amcamın evinde. Gerçekten Murat değil. O gelsin diye dilek tuttum. Sence gelir mi? Sarılınca, onu öpüp koklayınca her şey değişti değil mi? Evet. Tamam kızım. Merak etme. Sapa sağlam döneceğiz. Rüçhan.
Dün ilginç bir şey oldu. Ne oldu? Sevda Hanım söylememiş galiba. Neyi söylemedi? Kendisi Efkan'ı aradı. Telefonda uzun uzun konuştular. Tamam. Kızdığını, kaygılandığını görebiliyorum. Hak veriyorum. Fakat bence umut var. Neye karşı umut? Efkan deli doludur, evet. Çok zaman haddini aştı, biliyorum. Fakat ne olursa olsun, evladım. Ve onun mutluluğunu isterim. Ve Sevda Hanım da senin evladın. Ve elbette sen de onun mutluluğunu istersin, o yüzden iyi düşün. İkisine tekrar şans verirsek, onlar için iyi olabilir. Benim gözüm kulağım Efkan'ın üzerinde. Konuştum zaten onunla. Bir hata daha yaparsan ölümlerden ölüm beğen dedim ve bunun ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Şimdi, hepsi bir yana. Sevda Hanım'ın annesi olarak senin rızan var mı? Eğer yoksa ben bir şey söylemedim, sen hiçbir şey duymadın. Sevda kendi aradıysa bir bildiği var demektir. Bir konuşurum. İşin o tarafını onlar çözerler. Çözmek istiyorlarsa, çözebileceklerse ben seni soruyorum. Rüçhan, rızan var mı? Eğer gözün kulağın üstünde olacaksa... Olacak söz. O zaman peki. Teşekkür ederim. Artık gidelim mi? Şu üstümü falan değiştirmem gerek. Hazırlansam iyi olur. Daha damat bey alacağız zaten. Bakar mısınız? Tamam, bir dön bakayım kızım şöyle. Şöyle bir önden bakayım. Rahat mısın şimdi? Hı hı. Heh, iyi tamam o zaman. Asuman Hanım, acaba penslerden biraz kıssak mı? Bakın burası biraz potluk yapmış sanki. Ha? Pot mu? Aa. Yok. Potluk motluk görmüyorum ben. Ben görüyorum, kör değilim Asuman Hanım. Bakın var diyorum burada. Ama yok, ben de kör değilim. Görünmüyor bir şey. Güzel görünmüyor mu? Anne. Ne? Hı? Tamam, ben iyiyim. Yani tam oldu bence. Ben gayet rahatım. Ay, hele şükür şu köşkte artık güzel bir şeyler oluyor. Ya bir ara o kadar sıtkım sıyrıldı ki dedim bir gulyabanimiz eksik, o da gelsin tam olsun. Ay sonra Ayşen Gruda gibi kalırdım burada, hebe hebe hebe. Ay sen bakıversene. Tamam. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, geçin içeri. Gelin. Teşekkürler. Sevda. Ay, efendim. Bu kapı niye kilitli? Ay, farkında değildim anne. Hadi kızım, aşağı gelmiyor musun? Geliyorum, geliyorum. Dur. Uy. Merhaba. Çok şık olmuşsunuz. Sen de. Geç. Sağ olun.
Çok iyi. Sen? Çok şükür. Bin şükür. Çocuklar isterseniz çay da koyayım. E hadi ama. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere. Mutluluktan haber ver direk taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere. Mutluluktan haber ver dilek taşı. Hala canın annem olduğunu biliyordum. Hala onu bekliyorum. Gelecek, biliyorum. Anneler eğer ölmedilerse bir gün mutlaka evlatlarına dönerler.
gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kader. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver dilek taşı.